Değerli hocalar, hanımefendiler, beyefendiler. Tesisimiz halihazırda her bir 1.4 megawatt saat kapasiteli 12 adet gaz motoru ile toplam 17 megawatt saat kapasite ile günlük 350 megawatt ortalama elektrik üretmektedir. Bu üretim yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yeter bir miktardır. Kasım ayında mevcut 12 motorumuza ilave gelecek olan 6 adet motorla birlikte motor sayımız 18'e ve toplam kapasitemiz 25 megawatt'a ulaşacaktır. Dolayısıyla İstanbul Enerji olarak yılbaşından itibaren yaklaşık 130 bin hanenin elektrik ihtiyacını bu tesis vasıtasıyla karşılıyor olacağız. Ben bu vesileyle ilk günden beri enerjisiyle bizlere örnek olan, bizlere başarma azmini aşılayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, sürecin her aşamasında yanımızda olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Danışmanımız Sayın Ertan Yıldız'a, şu anda aramızda olmasa da kalben her an yanımızda olduğuna inandığım eski Genel Sekreterimiz Yavuz Erkut'a, yaşadığı tüm maddi imkansızlıklar ve zorluklara rağmen başımız her sıkıştığında bize elinden gelen maksimum finansal desteği sağlayan Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Tuncay Önbilgin'e, bu tesisin faaliyete geçmesi için emek veren, sorumluluk alan tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine, birim müdürlerine ve çalışanlarına, yapımda emeği geçen tüm müteahhit, tedarikçi, müşavir firmalarına ve bunların temsilcilerine, yetkililerine ve hafta sonu tatil gece gündüz demeden bu tesisi İstanbul Enerji'ye, Büyükşehir Belediyesi'ne, İstanbul'a, Türkiye'ye kazandırmak için canla başla çalışan genel müdürlükte ve sahada her an her dakika bu tesis için ter döken İstanbul Enerji'deki tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ama özellikle bir kişiye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalıştığımız süre boyunca ne zaman yardıma ihtiyacım olsa beni hiç kırmayan ve bu tesisin açılışında çok değerli emekleri ve katkısı olan İstaç Genel Müdürü Mustafa Bey'in, Mustafa Canlı'nın ardından sonsuz şükranlarımı sunarım. Evet, bizim için çok gururlu bir gün. Sizlerle bir arada olmaktan çok keyif duyuyorum. Çünkü İstanbul adına, Türkiye'miz adına çok değerli bir projeyi sizlerle beraber başlatmanın onurunu, gururunu ve keyfini yaşıyorum. Değerli Genel Başkan Yardımcıma, enerji politikalardan sorumlu Ahmet Akın Bey'e, değerli parti meclis üyemize, değerli milletvekilimize, değerli Büyükçekmece ve Silivri belediye başkanlarımıza ve siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, değerli yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, hanımefendilere, beyefendilere, bize bu güzel günde eşlik ettikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Silivri Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin ilk etabını hep birlikte açıyoruz. Kömürcü oda ve oda yerinin yanına aslında güçlü bir santral daha eklemiş oluyoruz. Bu proje yaklaşık 8 yıldır süren bir geçmişi var
Elbette 8 yıldır süren geçmişinin içerisinde gerçekten tespit ettiğimiz birçok aksaklık da var. Tabii hem tamamlanması ile ilgili hem tanımlanması ile ilgili hem finansal sorunlarından ötürü bir takım yaşananlarla ilgili. Ama bütün bu detaylara girecek değilim. İşbaşı yapar yapmaz projeyi arkadaşlarımla beraber yeniden ele aldık. Her alanda olduğu gibi kaynaklarımızı, enerjimizi ve mesaimizi doğru bir şekilde yapılandırarak sürece en verimli işleri nasıl bitiririz, İstanbul'umuza nasıl kazandırırız o yolculuğu kurguladık. Ve gerçekten prensiplerimiz doğrultusunda tam da o yeşil, adil, yaratıcı İstanbul dediğimiz kimlikle gerçekten İstanbul hedefimize dönük büyük bir adımı atmış olduk. Tesisimiz zaman içinde 16 milyon İstanbullunun yaşam standartlarını yükseltecek bir tesistir. İstanbul'umuzu gerçekten güzelleştirecek, sadece çevreye değil, ekonomiye ve sağlıklı bir kent planlamasına da katkıda bulunacak bir projedir şu an burada bulunduğumuz. Onun için haklı gururunu yaşıyoruz. Gerçekten bu törende bulunmak ve hep beraber bu anı tatmak kıymetlidir. Bu ayrıcalıklı kente yapılan çok değerli bir yatırımın açılışında hem sizlerle hem de bizi ekran başında izleyen vatandaşlarımızla buluşmak büyük bir gururdur. Başta İstanbul Enerji AŞ'nin genel müdüründen yönetimine kadar ve gerçekten bu süreçte bütün emeğini ortaya koyan bütün çalışma arkadaşlarımıza, önceki dönem genel sekreterimize, mevcut genel sekreterimize, bütün danışmanlarımıza, yöneticilerimize, herkese işbirliklerinden, işe olan inançlarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum. Ellerine sağlık, güçlerine sağlık. Tabii gerçekten bu süreçte o bahsettiğim yol arkadaşlarımın içerisinde kıymetli bir dostumuzu kaybettik. İSTAŞ AŞ Genel Müdürümüzü, değerli ağabeyimiz Mustafa Canlı'yı kaybettik. Buraya gelip bizi onurlandırdığı için kıymetli eşi Müzeyyen Hanımefendi'ye de teşekkür ediyorum. Rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Tabii nice emekler var. Keşke o da bizimle beraber olsaydı ama hayatın bir parçası, kader böyle. Dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Ancak bugünkü bu sevinç, bugünkü buradaki gurur bence ona dönük de hepimizin güzel ve kıymetli bir dostluk mesajıdır diye altını çizmek isterim. Tabii kıymetli İstanbullular, günümüz çevrecilik lafını söylemek ya da bu süreçlerin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak bir seçenek olmadığını, tam aksine bir zorunluluk olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Çünkü dünya çapında çevreyle ilgili sorunlar, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi kavramlar hepimizin en önemli hayati konusudur. Dünyada artan nüfus, kitlesel üretim ve de tüketimle beraber çevreye salınan gazlar bütün dünyayı zorda bırakmaktadır. Bilim onlarca yıldır aslında önümüze hem somut bulgular koyuyor hem de vazgeçilmez bir kısım hedefleri sunuyor. Bu kötüye gidiş konusunda rakamların dilinden açıkçası hepimizi uyarıyor ve bu uyarılara mutlaka ve mutlaka dikkat kesmeliyiz. Çevrecilik kentler için olduğu kadar her birey için, her insan için bir zorunluluktur. Bugünün dünyasında bana göre en büyük vatanseverlik çevreci kimliğidir. Bu çok kıymetli. Eğer çocuklarınızı, hayatınızı, geleceğinizi, yaşamınızı
düşünüyor ve vatanınızı çok seviyorsanız en büyük vatanseverliğin gerçek anlamda çevrecilik olduğunu asla ve asla unutmamalısınız. Geçen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hazırladığı çevresel göstergeler raporunda ilginç sayılar vardı. Ne yazık ki bu rapora göre Türkiye'mizde havamız ve sularımız ne yazık ki kirlidir. Su kıtlığı da ne yazık ki iklim değişikliği ve verdiğimiz tahribattan dolayı ülkemiz adına kapıdadır. Özellikle tarım ilacı kullanımı gün geçtikçe çok ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Ormanlarımız ve endemik türlerin nasıl azaldığını hepimiz gün gün duyuyor, biliyor ve takip ediyoruz. Bu tehlikeli gidişe rağmen ülkemizde çevre koruma harcamaları istenildiği oranda bırakın artmayı ne yazık ki azalmaktadır. Oysa ki 1990-2016 döneminde toplam sera gazı emisyonu %135, toplam enerji tüketimi ise %160 oranında artmıştır. 90 yılında kişi başı karbondioksit eşdeğer emisyonu 3.88 ton iken bugün bu değer 6.3 ton. Neredeyse iki katına çıkmak üzere. Gerçekten kentsel atıklar bu dönemin belki de en önemli yönetilmeye muhtaç, en önemli çevresel faktörlerden bir tanesi. 2016 yılı itibariyle ne yazık ki bir başka üzücü veri, 28 Avrupa Birliği ülkelerinin arasında ortalama geri dönüşüm ve kompostlaştırma payı %45.3 iken Türkiye'mizde bu rakam sadece ve sadece %13. Yani 3.5'ta biri. Hele hele Avrupa Birliği'nin en üst seviyede bu süreci ciddiye alan ve yatırımlarını yapmış ülkelere kriter olarak aldığımızda ne kadar vahim durumda olduğumuzu varın siz düşünün. Tabii biliyorum bu tür rakamlar söylenir, havalarda uçar gider, hemen unuturuz. Açıkçası o kadar somut ve acı rakamlar var ki ülkemizde, sadece 90-2012 yıllar arasında 22 yılda, son 8 yıl bunun içerisinde yok. Orman yarı doğal alanlarımızda yaklaşık 1.215.000 hektarı yok ettik. Sadece 22 yılda, 90-2012 yıllar arasında. Tabii ki tabiat birçok alanda alarm verdiğini unutmayalım. Uluslararası ölçütlere göre endemik türlerde bu güzel kadim topraklarda, dünya güzeli cennet vatanımızda yaklaşık 600 kadarı çok tehlikede, 700 kadarı da tehlikede kategorisine girmiştir. Çok acı bir tablo. Bu tablo tabii vurdum duymazlıkla paralel işliyor. Yani bu sadece her birimizin, belediye başkanı, yöneticiler, hükümet yetkilileri, siyasiler, her birimizin temel ana sorumluluğu ve dile getirmek zorunda olduğumuz unsurlardır. Aslında tam da bu sorumluluğun tersine ne yazık ki dönem dönem bazı verilere baktığımızda ihanetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu ülkede ve bu aziz şehirde özellikle son 15-20 yılda yaşanan birçok çevreye karşı kötü tavırlar, kötü uygulamalar, hatta ve hatta ne yazık ki ihanet diyeceğimiz tavırlar oluşmuştur. Özellikle işte görev başına geldiğimiz günden beri her zaman her noktada söylediğimiz temel konularımızdan birinin çevre olduğunu hatırlatmamız onun için değerlidir. Onun için yeşil, adil ve yaratıcı bir kent konumlandırması yaparken yeşil kavramını birinci sıraya koymamız bundandır. Onun için yeşil alanları aşmaya, geliştirmeye kıymet veriyoruz. Dere ıslahlarına önem veriyoruz. Tarımın hem şehir içerisinde
hem de ülke politikalarına katkı sunacak bir takım örneklemleri geliştirmemiz ondandır. İşte Seymen'deki çöp gazı enerji üretim tesisi de tam da bu önceliklerin sonucudur. Eğer öncelik yapmasaydık, geçmişteki kaotik düzenin içerisinde olsaydık, bugün bu şarteli ayağa kaldıramazdık. Bu kadim şehirde ne yazık ki bu olumsuz gidişata karşı atılmış değerli ve stratejik bir adımdır. Öncelikle düzenli depolama sahalarında oluşan çöp ve çöp gazı birikmesini bu vesileyle engellemiş oluyoruz. Tabii ki buradaki çöp tesisinin yakın çevresine olan negatif etkilerini de biliyoruz. İstanbul'un tabii ki bu noktada olağanüstü bir master plana ihtiyaç duyduğunun da farkındayız ve bu çalışmaları da yürütüyoruz. Sadece buraya odaklı değil, İstanbul'un geleceğini, 2050 yılını, hatta daha ileriki yıllara nasıl hazırlanması gerektiğini bütün uzman arkadaşlarımla ve kurum dışındaki uzmanlarla çalışmasını yapıyor. Çok kısa zamanda İstanbul'un çevre, atık yönetimi ve buna dönük bir takım enerji ve unsurlarıyla geliştirme programını mutlaka sizlerle yakın zamanda paylaşıyor olacağız. Tabii bu tür çöplerin depolama sahalarında oluşan çöp gazının patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı özelliğinden dolayı kesinlikle insan ve çevre sağlığına son derece olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. Tabii burada işte tam da bu riske hep birlikte son vermiş oluyoruz. Metan gazı kontrol altına alınıp zararsız hale getirilmezse ne zaman, nasıl bir sıkıntı, nasıl bir patlama yapacağını hiç kimse bilemez. Buradaki modern tesis bu riski sadece ortadan kaldırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda hem riskleri bertaraf ederken hem de kıymetli bir enerjiye çeviriyoruz. Tabiri caizse İstanbul'un huzur ve güvenliğine sunmuş oluyoruz. Yaşam standartlarını yükseltiyoruz. Artık çöp gazından kıymetli ve çok değerli bir enerji üretim tesisinin sıkı bir birinci adımını atmış oluyoruz. Bu anlamda yaptığımız her işte maliyetleri düşünen, kaynaklarımızı o anlamda etkin hizmet verme prensibiyle harekete geçirmekten asla vazgeçmiyoruz. İstanbul'u kesinlikle bu kavramlarla hemşerilerimize layık bir hale getiriyoruz. Değerli dostlar, şu an mevcut iki tesisimizde ürettiğimiz elektrik 600 bin kişilik büyük bir nüfusun yıllık enerji gereksinimini karşılayacak düzeyde. Denkleme Seymen'in tümü dahil olduğunda 2 milyon 600 bini yakalayacak bir nüfusa enerji sağlayacak bir tesis kapasitesine erişmiş olacağız. Tabii bu aynı zamanda fosil yakıtlara dayalı elektrik üretiminde de ciddi bir düşüş sağlamış olacak. Petrole ve doğalgaza bağımlı bir ülkeyiz. Tabii bu tür yatırımlar bu bağımlılığı da azalttığını ve gerçekten ne kadar milli ve değerli unsurlar taşıdığının da altını çizmek gerekir. Değerli konuklar, işte tam da bu nedenlerden dolayı İstanbul'da değil, bu tarz tesislerin bütün Türkiye'ye yaygınlaşması kıymetlidir. Bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceğimiz bir husus var. İşte tam da böyle verimli işler, böyle verimli projeler hem İstanbul'umuza hem Türkiye'mize inanılmaz değer katacak işler var iken, sadece güncel sorunlarla kıyasla bunu söylemiyorum, bu tarz projeler varken Kanal İstanbul adlı İstanbul'a tümüyle gereksiz, lüzumsuz, Türkiye'nin gündemini işgal eden ve de İstanbul'un çevresine ihanet edecek bir projeye kaynak ayıracağımıza, işte tam da bu tarz projelere, İstanbul'a hizmet edecek, insanına hizmet edecek, ülkemize hizmet edecek projelere para ve kaynak ayrılmasının da altını burada çizerek vatandaşlarımıza bunu duyurmak isterim. Kesinlikle dışarıya olan enerji faturamızı azaltmalıyız. Enerji ucuzladıkça çeşitli sektörlerdeki üretim hacminin artacağını biliyoruz. Yeni istihdam alanlarının oluşacağını da biliyoruz.
O bakımdan ekonomik gerekçelerle bilimin söylediği bir başka gerekçeyi de bu yatırım sürecine eklemeyi isterim. Çöp gazında bulunan metan atmosferde karbondioksitten 28 kat daha fazla sera etkisi yapılıyor. Küresel ısınmanın daha da hızlanmasına yol açıyor. Çöp gazının enerji tesislerinde yakılması aslında karbon salımının da azaltılmasına sebep oluyor. Atmosfere metanın 28'de biri kadar sera gazı etkisi yapan karbondioksit verilmiş oluyor. Hem küresel ısınmaya yol açan bir unsurun atmosfere salımı büyük oranda durduruluyor, hem de İstanbul'un hava değerleri bu anlamda gerçekten sağlıklı bir hale geliyor. Bunlara ek olarak ilginç bir çalışmamızı da paylaşmak isterim. Bu çalışmalarla bir karbon kredisi denen bir kavram var. Bu çalışmalarla biz karbon kredisi de kazanmış oluyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu alandaki uluslararası kuruluş olan Gold Standard'dan karbon kredisi kazanıyoruz. Biz göreve geldikten sonra açıkçası bence şirin ve geçerli, değerli bir başlangıç olarak karbon kredilerimizi satmaya başladık. Hatta bu yıl hesabımızda 1,5 milyon ton karbon kredisi aktif hale gelmiş olacak ki bunun 320 bin tonunu sattık. Hatta bu da 1 milyon 850 bin liralık gelir anlamına geliyor. Bu anlamda bu parayı yine çevrede kullanmak adına fona aktarmış oluyoruz. Özetle çöp gazının enerjiye dönüştürülmesi çevreden ekonomiye ve insan mutluluğundan toplum huzuruna zincirleme değerli olumlu etkiler üretiyor. Değerli hemşehrilerim, kıymetli konuklar, burası 220 hektarlık bir atık bertaraf aranında kurulu 6 hektarlık bir santral, kapalı alanı 10 bin metrekare, bize maliyeti 133 milyon 500 bin metrekare. Çok değerli, başarılı genel müdürümüzün Aslan Bey'in ifade ettiği gibi 133 milyon 500 bin lira bir maliyeti var. Bu maliyeti de gerçekten belediyemizde sıkı bir öz kaynak tasarruf ve kullanımıyla bu işi biz başardık. Bu anlamda ayrıca EPDK ile yapılan anlaşma gereği 12 Ocak 2047 tarihine kadar da lisans aldık. Ve bakanlık tarafından ilk etapta 12 gaz motoru ile yaklaşık 17 megawattlık gücün teslimi, yani bir nevi kabulü yapıldı. Enerji piyasası üzerinden ulusal sisteme enerji satımına da başladık. Aslında şu an 90 bin hanelik yıllık elektrik gereksiniminin karşılanmasına eş değer bir enerji üretiyoruz. Büyükçekmece kaç hane başkanım? Herhalde bir Büyükçekmece, bir Silivri kadar enerji üretiyor bu tesis. Çok değerli. 690 bin ton civarındaki bir karbondioksit salınımının da engellenmesi anlamına geliyor. Yani bu bir başka deyişle, hepimiz ağaç dikmeyi severiz, 11 milyon 500 bin ağacın dikilmesi anlamına geliyor. 435 bin aracın da trafikten çıkması anlamına geliyor. Değerli konuklar, burayı inşallah 25 megawata çıkaracağız ve süreklilik kazandırarak kapasitemizi sürekli arttıracağız. Tam kapasiteye ulaştığında bu güç 90 megawatt olacak ve bu anlamda inşallah şu anki değerlerle dünyanın neredeyse birinci sıradaki tesis olacak. Türkiye ve bizler için ciddi bir gurur. Birlikte başardığımız ülkemize, hep birlikte şehrimizin kıymetli paralarının kuruşuna kadar İyi bir şekilde, denetimli bir şekilde harcandığında İstanbul halkına hep birlikte kazandırdığımız değerli bir proje. İnşallah tam kapasiteye ulaştığında o bahsettiğim 90 bin hane, 465 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık gelmiş olacak. Yani bu 60 milyon ağaç demek, 2 milyon 300 bin aracın trafikten çıkması demek.
Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli konuklar, değerli hemşehrilerimiz, özellikle Seymen'deki tesisin önemine üstüne basa basa rakamları vere vere anlatıyorum ki bu tür tesisler zihnimizden hiç çıkmasın, ülkemizin önceliklerine dair hamlelerde mutlaka yer bulsun. Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik zorluktan çıkışta kesinlikle bu tavır, paranızın, sermayenizin iyi kullanılması, doğru yatırımlara yönlendirilmesi, kalıcı değerler oluşturulması gerçekten ekonomik zorluktan çıkışta da uygulayabileceğimiz çok önemli bir reçetedir. Biz İstanbul'da bütün bu prensiplere uygun şekilde hareket edeceğimizi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdün altında imzamız duruyor. Görevimizin her anında da bundan asla vazgeçmeyeceğiz. İnşallah işte bu çözümün nihai sonucuna baktığımızda 25 günde bile 2 milyon liralık elektrik satışı yaptı bu kurum. Yıl sonunda kazancımız 11 milyona ulaşacak. İnşallah gelecek yıl kapasitemizi arttırdığımızda bu yıllık 200 milyon liraya kadar ulaşacak ve 2047 yılına kadar toplamda ilave yatırımlarla beraber gelirinin 1 milyar 137 milyon dolara çıkmasını bekliyoruz bu projemiz. Yani bu gelirin 361 milyon doları buranın geliştirilmesi ve tesis giderlerine harcandığını düşündüğümüzde aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 26 yılda 776 milyon dolar kazanç sağlamış olacak şuradaki projemizden. Bu gelirin tamamı daha yeşil, daha yaratıcı ve gerçekten daha akıllı bir İstanbul için, daha adil bir İstanbul için kullanılacak. 16 milyon İstanbul'un yaşam standartlarını hep birlikte çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Bu anlamda kesinlikle yaptığımız her işin toplumun hayrına, milletimizin ve memleketimizin hayrına ve de bütün insanlığın hayrına olma noktası bizim için çok değerli bir unsundur. Bu anlamda sözlerimi toparlarken bugün gerçekten bütün emeğiyle sürece kendisini adayan bütün yönetici arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her birisini gönülden alkışlıyorum. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Ve özellikle çevre, özellikle kentin atık yönetimi ve özellikle bu sürecin bir nihai kıymetli sonucu olan enerji elde etmesi asla ve asla yatırım prensiplerimizde en ön sıralardan geriye düşmeyecek ve bu anlamda bugün tekrar Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin bütün şehrimize, ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hani bir espriyle tamamlayalım. Gençliğimiz var demiştik. Heyecanımız yüksek demiştik. Bugün bir de ekleyelim. Artık enerjimiz de çok yüksek. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun inşallah nicelerinden. Tamamdır efendim. Evet başkanım, buradayız.
İdari binamız, SCADA binamız, şu an içinde bulunduğumuz binamız şu anda tam şu noktadayız. Bu binada şu anki mevcut gezdiğim üretim binasının ikisi. Şartlandırma ve soğutma ünitemiz, çiller bulunduğumuz. Gaz balonumuz. Atölyemiz, buradaki makinelerin tüm bakım onarımları, periyodik bakımları ve arızaları buradaki atölye binamızda gerçekleştirecek tamirleri. Kumanda binamız, şalt sahamız. Buradan ürettiğimiz elektriği, enerjiyi yüksek gerilim hattıyla şebekeye alıyoruz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Şu an gazın içindeki metan oranı %58.8, karbondioksit oranı %41, su seviyesi hiç yok. Gördüğünüz ekranda 12 motor, 12 motordan 11'i şu anda faal. 11. motorda şu anda bir bakım değerlendirmesi yapıyoruz. Toplam 11 motorumuz